Herkese selamlar. Bugün 22 Mayıs pazartesi. Ben Gökçe Çalışan. Bu hafta oldukça yoğun bir hafta olacak. Özellikle çarşamba günü başlayan veri akışıyla beraber piyasalarda volatilitenin artmasını bekleyebiliriz. Diğer bir taraftan hem makroekonomik veri yoğun olacakken bir de başımızda ABD'deki borç limiti krizi var ve bu taraftaki çözümlemenin nasıl olacağı, borç limitinin arttırıp arttırılmayacağı şu anda piyasaları en çok etkileyen konu olacak. Bununla ilgili gelişmeleri takip ediyoruz. 1 Haziran'dan itibaren eğer ki ABD'deki borç limiti arttırılmazsa ABD'nin temerrüte düşeceği yani borçlarını ödeyemeyecek bir konuma geleceğinden bahsediliyor. Detaylarına bakalım. Şimdi borç limitinin arttırılmasıyla beraber piyasalar için iki tane görüş var. İlki yukarı gideceği yönünde, ikincisi de önce yukarı sonra aşağı gideceği yönünde. İkisinin de arkasındaki mantığı şimdi sizlerle paylaşacağım. Bir de bu haftanın önemli konularına beraber çok kısa bakalım istiyorum. Evet, Jim Cramer ilk yorum ondan geliyor. Borç limiti anlaşması olursa yükselişler görürüz şeklinde bir yorumu var. Jim Cramer ters indikatör olarak bilinen bir isim. Hisse senetleriyle ilgili yaptığı yorumlar genelde tersine çıktığı için biraz da T'ye alındığında görmüş olduk ama bu her zaman böyle değildi tabii ki doğru analizleri de var. Genel olarak yanlış söylediği için bu da yanlış değil bir şey yok ama Jim Cramer denince ters indikatör lafı aklımıza gelen ilk isim olmaya başladığını söyleyebiliriz. Ve onun söylediği konu da şu kenarda duran nakit paranın piyasalara gireceğini geri döneceğini söylüyor ve hisse senetlerinde önemli yükselişler görünmesini umuyor. Ve bu hafta içerisinde de bir anlaşma artık bekleniyor. Zaten bugün ayın 22'si. Bu hafta sonu 26'sı olacak. 1 Haziran'dan sonra temerütü konuşuyorsak zaten haftaya, perşembeye denk geliyor. Haziran ayı biraz şenlikli geçecek. Hem bu 1 Haziran'daki temerrüt olayı var. Yani borç limiti krizi var. Hem de 14 Haziran'daki FOMC toplantısının sonucu yani faiz artışı kararı ve vereceği sinyaller var. Onun öncesinde piyasanın da bu toplantı için 14 Haziran için takip ettiği çok önemli veriler olacak. İlk olarak bu debt ceilingten bu borç limitinden e, konuşmaya devam edelim. E, Jim ile aynı fikirde olanlar var piyasanın yükseleceği yönünde. Makul mü? Evet, e, makul. E, çünkü daha fazla likidite girişi olacağını öngörüyor. Ama diğer bir taraftan farklı bir bakış açısıyla bakalım. Bu da e, Mod Capital Management'tan gelen bir e, analiz olduğunu söyleyebiliriz. Burada da. Şunu söylüyor. Bir e, borç limitinin arttırılması, bir anlaşmaya varılmasıyla beraber e, borsalardaki likiditenin azalacağını, çekileceğini söylüyor ve bunu da bir analize bağlamış. Oldukça bearish bir, yani düşüş yönlü bir yazı olduğunu söylemek istiyorum. Aynı fikirde olmayan da çok fazla da kişi var. Sadece kendi yorumunuzu yapabilmeniz için iki bakış açısından vermek istiyorum. Burada ya e, şundan bahsediyor yazıda kısaca. Şu anda evet, devam etmekte olan bir Borç limiti, e, konuşması var ve burada bir anlaşmaya bağlanacak sonuç olarak ve bu zaten zaman zaman başımıza gelen bir konu. Yani Borsimit'i krizi ABD hep yaşıyor ve bunu Borsimit'ini artırarak çözüyorlar ve şu anda baktığınızda hükümetin e, hazine genel hesabındaki para şurada görebiliyorsunuz 58 milyar dolara kadar düşmüş durumda ve bu da oldukça az bir miktar. Çünkü e, trilyonlarca dolarlık yükümlülükleri var ve yani zaten bu para da hazirana kadar götürebiliyor hazineyi. Zaten Janet Yellen'in yaptığı söylemlerden bunu takip edebiliyoruz. Bu yazıda da diyor ki 58 milyar dolar çok az bir miktar. Evet bir e, borç limiti arttırımı gelecek ama sonrasında da Hazine elindeki varlıkları artırmak için hazine tahvilleri satmaya hızla devam edecek ve bu yüzden de e, buradaki yani bu. Hazine genel hesabındaki para miktarının arttığını daha çok göreceğiz. Burada Hazine genel hesabı dediğimiz şey Federal Rezerv'de duran hükümetin parası ve bunu arttırması önemli. Evet son dönemde oldukça düşük seviyelere geriledi. Zaten parası bitti. Bunu arttırmaya çalışacağını ve daha çok hazine tahvili satacağını söylüyor ve bunu da bir korelasyona şurada bağlamış. Bu grafik önemli. Burada gördüğümüz grafik ters çevrilmiş Nasdaq grafiği ve bu TGA yani Treasury General Account'un miktarını görebiliyorsunuz. Yani ters çevrildiği düşünülürse beraber hareketi çok net görebiliyorsunuz. Yani e, bankadaki bu rez rezerv paranın arttığı noktada hisse senetlerinin düştüğünü çok net görebiliyorsunuz. Aradaki ters korelasyon oldukça net ve diyor ki e, buradaki TGA artacağı için yani genel e, hesap artacağı için rezerv artacağı için hisse senetlerinden nikilite çıkışı olacağından bahsediyor ve bu yüzden de düşüş öngörüsü olduğunu söylemiş. Buna ek olarak da aşağıya doğru bakacak olursak e, bu grafik de önemli. Rezerv bakiyesinin yaklaşık olarak 5 katı kadar Nasdaq'ın genel olarak işleme sahip olduğunu, o büyüklüğe sahip olduğunu söylüyor ve şu andaki Nasdaq büyüklüğü TGA'nın yani Treasury General Account'un yaklaşık olarak 4.95 katı, yani tepe seviyede. Ya yani şurada 5'i görebiliyorsunuz. Eee Nasdaq'ın fiyatlamasında 5'i gördüğü noktada genel olarak geri çekildiğini görebiliyorsunuz. 5'e yaklaştığı noktada da geri çekiliyor. Yani burayı da TGA'nın 5 katı azlak değerlemesi bir tepe noktasıdır. Tarihe baktığınızda diyerek de bu düşüş yönlü tezini de desteklediğini söyleyebiliriz. O yüzden de bu noktayı da tepe noktası olmakla şu anda öyle bir iddiada bulunuyor. Peki baktığınızda evet Bitcoin'de bir yükseliş göremiyoruz. Çünkü Bitcoin'deki şu andaki durum çok farklı. Zaten hisse senetlerinden de ayrıştık. Geçen haftaya baktığınızda e, Nasdaq 2023'teki yeni zirvesine ulaştı. Biz uzağız oradan 31 bini görmüştük ama şu an 27 binlerde tutunmaya çalışan bir Bitcoin fiyatlaması var. Nasdaq geçen hafta %3 pozitifte kapattı. Bizde hiç öyle bir şey yok ama bizdeki durum çok farklı. ABD'deki regulasyon belirsiz sizi hem Jump gibi market makerların piyasadan çekilmesi en azından ABD tarafında gibi konular nedeniyle e, a, kriptodaki bu belirsizlik SEC'nin arka arkaya yapmış olduğu hamleler Binance'a açılan dava gibi belirsizlik ortamı nedeniyle yatırımcı kriptodan şu anda korkuyor ve şu anda baktığınızda Apple, Microsoft'taki fiyatlamalar oldukça güzel gidiyor ki buradaki ağırlıkları da tarihi zirve seviyelere ulaşmış durumda. All time high'larının da çok yakınındalar. Apple yaklaşık olarak %3 altında en yüksek değerinin ve kriptoda hiç böyle bir senaryoyla sahip değiliz. Aslında bu çerçeveden baktığınızda düşüş yönlü fiyatlama çok da uzak değilmiş gibi. de geliyor benim ama Tabii ki her şey şu anda o kadar basit değil. Diğer bir taraftan da çünkü şu anda evet faizler belli bir noktaya kadar çıktı. Birçok banka bundan zarar gördü. Hemen onun da bir grafiğini paylaşmak istiyorum. Yıllık bazda ABD'de Nisan ayına kadar batan banka sayısı 2023 yılında 236 ile bayağı bir zirve yapmış durumda. En son 2010'da bundan fazla bir e, miktarı görmüş olduk. ABD'de ne kadar banka var diye soracak olursak yaklaşık olarak 4500 civarlarında bir banka var şu anda FDIC'nin sigortalamış olduğu ve bunlardan 236 tanesi iflasını açıkladığı yılbaşından beri orada çok fazla bölgesel küçük küçük banka olduğunu da biliyoruz ama oldukça büyük bankalarında bu süreç içerisinde iflasını oldukça hızlı bir şekilde iflasını da görmüş olduk. Yani durum böyleyken ne kadar daha bu süreç devam ettirilebilir? ona bir dönüp bakmak lazım. Diğer bir taraftan da evet regülasyon tarafında sıkıntı var. Ama e, hisse senetleriyle kripto beraber hareket edecek diye bir şey yok her zaman. Çünkü kriptonun, Bitcoin'in altınla korelasyonunu zaman zaman çok yükseldiğini görüyoruz. Özellikle güvenli liman arayışı gibi durumlarda. Resesyon beklentileri arttı. Resesyonda genel olarak olan şey Altının yükseldiği, e, hisse senetlerinin düştüğü bir senaryodur. Ve böyle bir durumda da Bitcoin'de de bir yükseliş görebiliriz. Yani bu şekildeki durumlarda evet hisse senetleri düşebilir ama Bitcoin'in artışmasına da şahit olabiliriz. Onu da hatırlatmak istiyorum. Diğer bir taraftan bizi üzen haberlerden bir tanesi de Ballard'tan geldi. Fed şube başkanı kendisi. E, en... Şahin isim, en agresif isim faiz ve para politikaları konusunda 50 bas puan daha faiz arttırımı yapılabilir gibi bir yorumu var. Onun da bugün yapmış olduğu böyle bir konuşmaya da şahit olduğumuzu söyleyebiliriz. Son olarak bu haftanın bize etkileyecek konuları. Çarşamba günü FED tutanakları ve Yalın'ın konuşması var. Perşembe günü ABD'nin birinci çeyrek büyüme verisi gelecek. Cuma günü de Fed'in enflasyon göstergesi kabul ettiği kişisel tüketim harcamaları yani PCE verisi geliyor. Bir de borç limiti krizini takip edeceğiz. Bunlar bize yön verecek konular olacak. Buradaki büyüme verisi ve aynı zamanda da kişisel tüketim harcamaları verisi 14 Haziran'daki faiz kararını en çok etkileyen konular olacak tabii ki de. Fed tutanaklarında Fed üyeleri neler demişler bir önceki toplantı esnasında onu da öğrenmiş olacağız. Oldukça yoğun bir hafta olacak. Diğer bir taraftan da kripto paralara baktığınız zaman tüm bu işte market makerların çıkışı, regülasyon belirsizlikleri gibi nedenlerle şu anda likidite burada oldukça az. O yüzden buradaki volatilite hisse senetleri tarafından daha yüksek olmaya büyük aday. Onu da söyleyebiliriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.